Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Söz verdiğim gibi bugün de psikoloji yapacağım. Tespit laikalardan çıkarttığım şeyi. Çünkü ders günü olmadığı için ders günü bunları yapamayız. Olmaz zaten. Usule de girmez. Ders günü değil, özeldir. Gençliğinde ilim elde etmeyenler yaşlandıklarında çekilmez olurlar. Ve kemalatları pek olmaz ve geçimsiz, asabi, anlayışsız olurlar. Yandı olsa. Oradakiler yandı. Yani gençliğinde ilim elde etmemiş. İnsanlar yaşlanmıyor, hassasiyetleri artıyor. Çocuklar büyümüyor, dertleri büyüyor. Belki çocuğunuza şu anda gücünüz yeter. Ama büyüdüğü zaman artık gücünüz yetmiyor. Bazı şeyleri şimdi sabredebiliyorsunuz ama belirli dönemlerden sonra aynı meselede sabredemezsiniz. Çünkü insanın tahammülü ve sabrı azalıyor. Eğer kendine yatırım yapmamışsa, sabretmeyi, tahammül ve acı çekmeyi öğreneceksin. Kaderin terbiyesine razı olmayan hayatın sillesini yemeye hak eder. Yani kader olaylarla konuşur. O dili anlamasan devreye hayat giriyor. Kader terbiye eder, hayat silleyi vurur. Hayat sana rağmen işliyor, durmuyor. Çünkü Allah durmuyor. Allah durağan değil. Esma haşa durağan değil. Haşa Allah da değil. Öyle bir şey yoktur. Fıtratta yoktur. Var olan her şeyde varlık sürecinde an ve an var olup yok oluyor. Dırr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 
zannederiz. Ampul gibi. Saniyede 60 defa yanar söner. Biz onu gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için biz devamlı yanar zannederiz. Ama dağın tepesinden uzağa ovaya baktığınız zaman veya sahilden denizdeki geminin lambasına bakarsanız o zaman görürsünüz ki yanıp sönüyor. Mesafeden göz yakalıyor onu. Hayat böyle, yani varlık böyledir. İlimden kudrete, kudretten ilime. İlimden kudret, ilim, kudret, ilim, ilim, kudret. Böyle gidip geliyor. Durmuyor. Kader hadiselerle konuşur. Kaderin lisanını anlamayan hayatın sillesini hak ediyor. Kaybettiklerinin kaybından farkında olmamak kaybettiğinden daha büyük zarardır. Namaz vakti. Kaybettiği, yok yarım saat önce bağırıyor. Kaybettiklerinin kaybından farkında olmamak kaybettiğinden daha büyük zarardır. Farkındalık olmasa. Köpekler yok olmaz. Sen onlarla mücadeleyi öğreneceksin, dertler bitmez demektir. Yani bir köpekle muvaffak oldun, savaştın. Köpek bitmez. Mutlaka başka sokakta gene çıkacak. O zaman köpekle mücadeleyi öğreneceksin. Yani köpeğin bitmesini değil, mücadeleyi öğreneceksin. Yani dert bitmez. Dertlerin dilini anlamak lazım. Dertler derman imiş. Şu anda doktorlar da aynı şeye yapmış şeyler söylüyor. Evet. Yani ölümcül bir hastalığa girer, bu diyor seninle gider, bundan arkadaş ol. Evet. Doktorla benim aramdaki psikiyatrist veya psikologla aramda temel bir farkımız var. Şu, şimdiye kadar diyor ki bu hastalığı, bu derdi nasıl yok edersin? Şöyle yap, yüz, gez. Yani eğlen, çal patlasın, vur oynasın. Bizde benim
temelde, psikolojide kullandığım yöntem, Risale'deki yöntem, dertler bana derman imiş, dertlerinle değil, güzel sıfatlarının çapını genişlettir, kötü sıfatlar yok olur. Bunu evde de kullanabilirsiniz. İnsanları değiştirmeye kalkarsanız direnirler. Hanım öyle yapma, kızım böyle yapma, oğlum yapma, bu direniyorlar. Ki vakada bu. Peki bunun karşısında ne yapmak lazım? Böyle yapma, tabi ikaz et ama ısrarcı olma. Onun güzel sıfatlarını onayla, onun çapını genişlettirmeye çalış. Bak kızım, oğlum, hanım, hakikaten şu sıfatın var ya, hakikaten ben çok hoşuma gidiyor ya. İnsan iltifatın kölesidir. Hiçbir kimse iltifatı şöyle diyebilir. Estağfurullah. Der ama asla rahatsız olmaz. Hiç kimse yaptığınız tenkit ve eleştiri %500 doğru dahi olsa, he Allah razı olsun dese bile içeriden hiç kimse memnun olmaz. İyi ki dedi demez. Çık odasına çıktığı zaman yerini mi buldum ya adam. Hususi deseydin ya der. Hayattaki zorluklar çile değil. Engellerdir ki seni olgunlaştıran zemindir. Bir kadının bana dediği gibi, niçin her şey çok zordur? Niçin hayatta her şey zordur? Dedi. Ben de hayattaki zorluklar çile değil, engellerdir ki seni olgunlaştıran zemindir. Askerlikte engeller aşılarak spor yapılırdı. Elindeki sende var olanın kıymeti ve cinsi nispetinde hücumun şiddetine uğraman elindekilerin sende mevcut olduğunun delilleridir. Mesela aç olan bir hayvan elinde ekmek görürse sana hücum eder, takip eder seni. Senin düşmanların seni takip etmesi elinde nimetin olduğunu gösteriyor. Elindeki ne kadar kıymetliyse ki imanın düşmanı imansızlıktır. Nimet ne kadar kıymetliyse düşmanın o kadar amansız olur. O zaman sert hücumlara maruz kalman nimetin farkındalığı için harici kamçıdır. Sen elindekinin farkında değilsin, düşman ise işin farkında. Mesela şeytanlar meleklere, çocuklara, delilere, hayvanlara musallat olmuyor. Çünkü onda o özellik yok. Unutma, Allah'ın Celle Celaluhu düşmanı senin düşmanın olmuş. İman sayesinde, ama Allah da senin dostun olmuş iman sayesinde. Mesela ölümden korkuyor adam. Bunun hakkında doktora gidin bir saat konuşur size. Ben şöyle diyor, ölümden korkana ne mutlu sana. Demek yaşadığını farkındasın. Çünkü yaşadığını farkında olan ölümden korkar. Veya ölümden korktuğu için hayatın farkında gelmiş. Eğer ölümcül korkular olmasa, çal patlasın, çal oynasın, vur çalsın tarzda bir hayat, leylim leylim bir hayattır. Sana hayatın farkındalığı anlatıyor. Ölmek istemiyorsun ya, demek yaşamak istiyoruz. Demek hayatın yaşadığını farkındasın. Korkuya da girebiliyor mu bu? He? Korkuya. Korku işte kendisi. Kendisi mesela. İnsan korkuya da kötülüklere gidemiyor canının pahasına. Gidemiyor ve hayırda kalıyor. Mesela sihatlıyken kimse derman aramaz. Hastayken, hocam, alo, hocam, yani iyiyken zamanın yoktu zamanı sana verene. Namaz kıl diyorduk. Derse git zamanım yok. Zamanı verene zamanın yok.
Ne oldu şimdi? Niye telefon ediyorsun sık sık? Hani gururluydun? Çünkü yumurta geldi değil mi? Ha, demek ki dert derman ararttırır. Dertleri kaldırırsanız hayat anlamını yitirir. Koca Bediüzzaman dertler bana derman imiş diyor. Sen her şeyi götürürken bir saman çöpü bir ağacın kavuğuna gir kenardaki göle sığırsa onu götüremez. İnsan da böyle bir cemaata sığınmalı ya da ehli sünnet cemaatin ölçünü yapmalı. Yani sen her şeyi götürürken bir saman çöpü bir ağacın kavuğuna girdi mi veya kenardaki bir göle sığınırsa onu götüremez. Ama her şeyi götüren bir sel. Ama bir ağaç oradan geçerken kovuğuna girmiş, saman çöpünü götüremiyor. Götürememesinin sebebi ciddi bir sağlam yere sığındığı içindir. Ama sel serttir. Senin de bir sığınağın olsun. O da cemaattır. Bir gün dertlerimden dolayı ağlıyordum. Sonra kalbime geldi ki, ya senin ağlayacak gözlerin var, ya ağlayacak gözler olmayanları hiç düşündün mü? Dertlerin var diye üzülüyorsun, oysa hiç yaratılmayanları düşündün mü? Ki derdi yoktur. Varsın da dertlerin de var. Var olmasaydın dertlerin de olmayacaktı. Senin kalbin o kadar katı olmuş ki ağlamak bile seni zor yumuşatıyor. Bir de okuyayım Ömer. Çok güzeldi. Gördüm Simam'dan da onun için dedim. Bir gün kendi haletim bu. O var, o varsın der dedi ya. Var olmak. Çok acayip. Bir gün kendim haletim yani olanı yazdım. Bir gün dertlerimden dolayı üzülmüyordum, ağlıyordum. Başımı bir hal gelmiş. Ben biliyorum bu olayı. Sonra kalbime geldi ki, ya senin ağlayacak gözlerin var, ya ağlayacak gözleri olmayanları hiç düşündün mü? Dertlerin var diye üzülüyorsun. Oysa hiç yaratılmayanları düşündün mü? Varsın ki dertlerin var. Var olmasaydın dertlerin de olmayacaktı. Senin kalbin o kadar katı olmuş ki ağlamak bile seni zor yumuşatıyor. Şuur ziyası ile yaldız diyor. Hadis-i şerif meal icmalisi. Olanda hayır vardır. Hadis meal icmalisi. Olanda hayır vardır. Ustad da diyor ki, olmuş ya, çaresi olmayana cezaya kalkışma. Çaresi mümkün olana da acizliğe sığınma. Mücadeleni ver. Sıkıntı çektiğimiz için sıkıntı çekmeyiz. Çünkü Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Mesleviden. Sıkıntı çektiğimiz için sıkıntı çekmeyeceğiz. Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya Müslümanın cehennemi, kafirin cenneti gibidir. Ama ustad altına izah ediyor. Oysa Müslüman kafirden daha iyidir. Sebebi, Müslüman ahirete ve akibetin lil muttakin sırınca cennete gideceği için cennetine göre dünya zindandır. Kafir cehenneme gideceği için cehennemine göre dünya cennettir. Onun için o cehennemine göre dünyasını kastedilerek o cennet denmiş. Yoksa Müslümandan iyi yaşıyor manasına değildir. Sıkıyor muyum sizi? Size seçtiğim yerler. Mal kaybeden bir şeyi kaybetmemiş. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Ümidini kaybeden
her şeyini kaybetmiştir. Bir de okuyorum. Mal kaybeden bir şey kaybetmiş. Malını kaybetmiş. Bir şey de başka şeyi de var. Onurunu kaybeden çok şeyi kaybetmiş. Ümidini kaybeden kendisini kaybetmiş. Her şeyi kaybetmiş. Ama zengin olan birisi iflas ettiğinde intihara kadar gidiyor. Dayanak noktası olmadığı için. Mesela kız da öyle. Ben seni seviyorum diyor. O diyor ki ben seni sevmiyorum. Pat diye atlıyor. Çünkü hayat manasızlaşıyor. Hayatın içerisine maya koymamış. Hayat manalanmamış. Hayat paradan ibaretmiş veya kızdan ibaretmiş. Şehvetten ibaretmiş. İntihar ediyor. Çünkü hayat manasızlaşıyor. Kur'an ise hayat anlamlandırıyor, ahlakı yüceltiyor. Hayatın içerisine maya katıyor. İnsanın ufkunu mekanından ve zamanından kendisine çıkarıyor. Bir tanesi üzüldüğü zaman demiştim ki, derken bedenini mi kastediyorsun? Sen onu sevdiğinden bedensel mi yoksa kalbine mukabil bir kalp mi? Bilmiyorum dedi. Hani çok seviyordun. Bedensel, yanıyorum, pişiyorum, uçuyorum, kaçıyorum, köfte oldum. 6 ay sonra niye boşanıyorsunuz? Çünkü o hızda zaten 60 sene gitmeniz lazımdı. Kaybetmekten korkma. Kaybetmekten korkma. Dünyalık cihetiyle. En bahtiyar odur ki dünya umurundan kaybettiğine mahzun olmaz. Değil mi? Kazandığında memnun olmaz. Ölçü nedir? İmanı kazanma ve kaybetme davası başımızda varken. Önemli olan nereye gelmiş olduğundan çok, burası çok önemli bence bak. Şimdiye kadar bir şey demedim. Çok hoşuna gitti ama bak. Bu çok önemli. Ahiret bak dünya hayatı nasıl anlamlandırıyor bak. Önemli olan nereye gelmiş olduğundan çok bu dünyaya. Nereden ve nasıl geldiğinizdir. Veya bulunduğunuz hayatı manalandıran gidecek olduğunuz aleme göredir. Eğer önünde ahiret inancı yoksa dünyanın manası yoktur. Çünkü niye? Nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. Bu cümleyi bir daha okuyorum. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok nereden ve nasıl geldiğinizdir. Nereye geldim? Dünya. Bu dünya nedirden önemli olan ben nereden buraya niçin geldim önemlidir. Çünkü nereden geldiğini bilmeyen nerede olduğunu bilemez. Nerede olduğunu bilemeyen nereye gideceğini de bilemez. Büyükleri sevmekte büyüklüktür. Çünkü büyük adam niçin büyüktür? Fikirleri konuşur. Orta adam hadiseleri konuşur. Küçük adam kişilerle konuşur. Kişileri meşgul olur. Takarlar kişileri. O böyle dedi, o kişi dedi. O iyi değildi, böyledir. O şöyledir, böyledir. Kişiler küçük adamdır. Büyük adam ise davayı konuşur. Davadan başka bir şey görmez. Büyük adamın bir büyüklüğünü de söyleyeyim. Karıncayı bile davasına yardımcı ve hamal yapmak için her türlü gayret yapar. Davasında olan elemanı basit sebeplerle diskalifiye yaparak davasının çapını küçültmez. Bu ahmaktır. Ustad da buna şöyle diyor. Onun tenkidi şahsımadır. Aller resivel ayn kabul ediyor. Baş gösterini kabul ediyor. Ama Risale'nin alakası varsa onu affediyor. Dava adamı, davasına yardım edenlerle bütünleşir. En ufak küçük bir meziyeti dahi olsa, davasına fayda vereceğini verdirmek noktasında onu aktif etmeye çalışır. Yeter ki davama yardım etsin, bir omuz versin. Karşı taraf almıyorsa? Almıyorsa artık çapı budur. Bırakacağız.
anlamıyor. Kişilerle uğraşanla sakın uğraşmayın. Çünkü köle olursunuz. Niye? Senin davranışını o belirliyor. Sen bana böyle yaptın. Aha ben de sana böyle yapıyorum. Demek senin davranışını o belirliyor. Senin davranışın o belirliyor. Senin davranışını o belirlemesine müsaade etme. Tenkit mi ediyor? Elhamdülillah de. Kaderin hükmünü kabul et. Başka meşgulü olma. Biz onu yapamıyoruz işte. Evet. Ama hep yapıyorsa o zaman... Yapsın. İsmail senden daha taş, beter bana yapıyor. İyi de taş olan çatlar yani. Peygamberin söyledi, ustadın öyleydi. Ben bir kardeşin olarak söylüyorum. La fak ve la gurur. İndir bir dirhan sana uğraşıyorlar. Bu Müslüman ha. Ve memnun oluyor. İsmail, seninle uğraşıyorlarsa ne mutlu sana. İktidar sensin demektir. Çünkü muhalefet ediyorlar demektir. Demek ki iyi tokat vurmuşsun. Anladın mı? Cızı duruyor. Yani muhalefet ediliyorsa iktidar sensin demektir. Aşağılarda olanla kimse mücadele etmez. Hiç kimse alim gördün mü cahille mücadele etsin. Sen böyle dedin ama ben de söyleyeyim. Ama cahil alimle mücadele eder. Onun için keyifle. O imtihan olsun. O imtihan oluyor zaten. Olsun sevgi değil. Kazanmak için. Evet. Artık nasıl yorumlarsanız. Risale-i Nur okurken çıkarttığımız cümleler bunlar tefekkürle. Öz. İşine yararsa alırsın. İşine yaramazsa göndersin bana. Buraya kadar al. Evet. Elhamdülillah. Bak. Bir daha söylüyorum. Kendim kullandığım malzemeyi söylüyorum. Kendim tefekkür etmesem burada langır diye diyemem. Nereden getireceğim bu zihnimi? Demek ki poşetimde bunlar var. Meşgul oluyor. Ali kardeş veya kardeş. Senin adın neydi? İrfan. Sen bana bir davranış yaptın. Bir söz söyledin, bir şey yaptın. Ben de aha sana. İçimden geldiği için yapmadım. Sana mukabele etmek için yaptım. Değil mi? Benim bu davranışımı sen çıkarttın. O zaman ben sana köleyim. Haset de böyledir. Köleleşmeyin. Uğraşmayın ne olur. Şahıslarla uğraşmayın. O zaman refleks yapmak, onun güdümüne girmek oluyor. Gibi oluyor. Büyükleri sevmek de büyüklüktür. Sıkıntılarını göğsünle karşıla. Ondan sakınıp başını sakın eğme. Sakın ha. Gelen topu göğsünde durdur. Sakın kaçıp başını eğme. Çünkü unutma. Seni yıkamayan sıkıntı seni güçlü kılar. Yıksaydı aşağıda olurdun. Sıkıntın var demeye fırsatın olmaz, ölürdün. Öldüremeyen dertler, seni yıkamayan dertler, seni güçlü kılar. Bebeklere yapılan hastalıklar, geleceğe karşı güçlü olsun diye. Korktuğun şeyi korkmakla onaylıyorsun demektir. Korktuğun şey, korkulacak şey olduğunu onaylıyorsun, korkmayacaksın. Biz Allah diyor ki hiçbir şeyden korkmayın. Kendisi Kur'an'da. Benden korkun. Benden korkun. Allah'tan korkanan Allah diğer mevcudatı o nispette korkutturmaz. Allah'tan korkmayana cezası olarak da Allah'ın dışındaki şeylerle Allah korkutuyor. Hani var ya 26. sözün şeyinde ma asabeke min musibetin olmaz. Orada anlatan bir yerde diyor ki mealen siz mi Allah'ı unuttunuz? Allah da bir ceza verdi size. Sizi unutturdu. Cezayı görüyor musun? Karşıya verebileceğiniz en büyük ceza Allah'ın yaptığı ceza değil mi? Siz mi Allah'ı unuttunuz? He? Allah'ın bak Allah diyor. Ben de size bir ceza vereyim de gör. Seni sana unutturacağım. Hiç kendinden bahsetmeyeceksin. Kendinle meşgul olmayacaksın. Kendini tamir etmeyle uğraşmayacaksın. O zaman aynı kanunu ben uygulayayım Kur'an'daki. Sen benle mi uğraşıyorsun? Al sana bir ceza. Senle uğraşmıyor. En büyük azaptır. Bir tanesinin yaptığı gibi. Alevi'ydi.
telefon etti. Oğlu nurcu oldu, namaza başladı. İtimat edin bu kürsü değil. Yalan, lafzı kafirdir. Telefon ediyor. Alo. Hasan Hoca ile görüşeceğim. Tevafuken ben çıktım. Çıkmazdım da. İyi ki ben çıktım. Buyurun benim. Sen misin Hasan Hoca? Ustup böyle. Benim. Sen mi? Başladı kalayı yapmaya. Sen çocuğumu şöyle yaptın mı? Ağzına ne hayalinize geliyorsa küfür ediyor. Ama ne ağzınıza geliyorsa, ömrümde yeni duyduğum şeyler. Dedi. Oğlun namaza başladı. İyi biçim. Hiç ses yok. Bir ara durdu. Alo. Buradayım burada. Cevap vermiyor musun? Benim terbiyem sana müsaade etmez. Diyeceğini söyle. Bittikten sonra kapatır. Senin yüzüne karşı da kapatmayı utanır. Tak kapattı. Sonra diyor ki beni o zaman vurdu. Bana en büyük vicdan azabı o anda vurdu. Kapattıktan sonra ağlamış, hanımına söylemiş. Sonra bu insan davayı araştırmış. Kimdir bunlar ki böyle bana davrandı? O davranışımıza mübalağa etmiyor. Adam nurcu oluyor, Müslüman oluyor, namaza başlıyor. Ama ömrümde bir daha benim yüzüme çıkmadan kanser oluyor. 3 sene sonra ölüyor. Hiç çıkmıyor utancından. Ben buna şahitim. Ömrüm zaten bu işlerde geçtiğini tahmin ediyorsunuz. Mukabele etmedim. Delilim de zaten biliyorsunuz. Almanya'da da duyuyorum. Ama bir tanesine veya birkaç gün veya hiçbirisine bir mesaj, bir telefon açıp da arkadaş sen benim alimde böyle hayırdır şeran bir hata mı yaptın? Risale noktasında bir şeyim var düzelteyim adam. Demedim ve demem. Uğraşma çünkü zamanım yok. Korktuğun şeyi korkmakla onaylıyorsun demektir. Hayatta yapabileceğin en küllü ve şumullü hata bir hata yapacağından sürekli korkmaktır. Hata yapmadan önce, hata yokken, en büyük hatan hata yapacağım endişesiyle korkmaktır. Ben düşmanımla savaşmayı severim, kaçmayı sevmem. Ustad diyor, sipere girmemesinden yazdım. Suya her düşen boğulmaz, oradan çıkamayan boğulur. Düştüğü için boğulmuyor. Yüzmeyi bilmediği için boğuluyor. İmam-ı Gazali'den almıştım. İmam-ı Gazali devam ediyor diyor ki, yüzme bilmeyenin suya atlaması haramdır. Çünkü intihardır. Kenarda uğraşsa değil, ortadan atlıyor. İnsanlar benim çektiklerimle ilgilenmiyor. İnsanlar benim, bu da çok önemli, bak ruhumdan, içimden akarak yazmışım. İnsanlar benim çektiklerimle ilgilenmiyor. Önlerine koyduklarımla ilgileniyorlar. Yani siz, ben bu dersleri nasıl çıkartmışım, hangi şartlarda tefekkürle okurken, ne kadar şeyle çıkmış, kimse ilgilendiği yok. Bu adamın derdince hiç ilgilenmiyor. İnsanların önüne koyduklarımla ilgileniyorlar. Aç mıdır, açıkta mıdır, ilgilenmezler. Ben değil hepiniz. Bu nasıl çıkartıyor, nasıl uğraşıyor, ne yapmaya çalışıyor değil. Önüne koyduklarımla ilgileniyorlar. Başka? Cesaret teslimiyeti kullanır. Savaşmayı göze alamazsan olgunlaşamazsın. Kaplumbağa sadece kafasını dışarı çıkarttığı için ilerler. O tosba var ya. Kaplumbağa mı tosba mı ne diyorlar? Kaplumbağa. Kaplumbağa kesinlikle kafası içerideyken ilerleyemez. Ne zaman ilerler? Tehlikeyi göze alıp kafayı çıkarttığı zaman. Tehlikeyi, riski nazara al ki olgunlaşırsın, ilerlersin.
Korkunun kendisinden korkunuz. Korkudan değil, korkunun korkutmasından korkunuz. Korku aklidir. Korkudan korkmayın. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Büyük zatlar hafullah'tan lezzet almışlar. Korku çökertir. Korkmayın. Haf edin. Allah'tan haf edin. Allah'tan haf etmek korku değil o. Lezzetlidir. Bir yaşındaki çocuğun şefkati validesinden yediği tokatla yine şefkati validesinin sinesine sığınmasıdır. Ve o bir yaşındaki çocuğun en lezzet anı o anmış. Cesaret korktuğun şeyi yapmaktır. Korkmadan cesaret olmaz. Cesaret nereden korkmaman gerektiğini bilmektir. Bazı insan düşmansız, mücadelesiz duramaz. Öyle tipleri gördüm. Onu da yazdım şimdi. Bazı insanlar düşmansız, birisiyle mücadele etmesiz duramaz. Onu bırakır, onu alır. Çünkü onun gıdası düşmanlıktır. Ne yapacağız onu? Yılan gibidir. Ona ceza vereceksin. Yok, İlgilenmeyeceksin. Yok sayacağız. Yok sayacağız. Mesela İsrail 2-3 tane bomba atmayla Filistin'i yok edeceğini mi zannediyor? Yok. Niçin atıyor? Çok iyi biliyor. Dünyanın nefretine rağmen. Çünkü onlarda ümmetçilik yoktur. Milliyetçilik vardır. O da hayat tehlikesi olduğu zaman ortada kalkandır. Bir milleti bütün yapan ümmet ruhudur. Olmadığından dağınık oluyorlar. Hayat perest olduklarından. Filistin'e bomba atarak onlar da birkaç tane roket atınca bak ha geliyorlar ha deyip korkularını aktif edip orada kalmalarına, birbirine kilitlenmesine sebebiyet veriyorlar. Yani düşmansız ayakta duramazlar. İsrail, Amerika gibi. Bazı böyle tipler var aramızda da. Yani Müslümanlar arasında. Düşmansız duramazlar. Tiryaki olmuşlar. Yemeden tatlıyı, yemeden bilmem kahveyi, şunu bunu, duramadı. Bunlar, onu bırakır onu. Çünkü bunlar varlıkları ille başkasının varlığıyla hissederler. Başka varlıklarını hissedemezler. Var olduklarını bilemezler. He? Tedavisi yok. Bunun tedavisi pek yok. Onun. Yani var ama bizim vereceğimiz tedavi değil. Allah canibinden hastalık ve musibetmiş. Lezzet alıyor mu? Yani lezzetten değil, bunu niçin yapar diye merak ettim, bu konu uzamasın diye şey yaptım ama. Niçin düşman belirler? İçsel yangınını unutmak için dişsel bir düşman imal etmesi gerekiyor. Yani saldırgan insanların içsel bir mağma tabakası yandığını gösteriyor. Korkunç içinde azap var. Çünkü asude ve sakin insan saldırgan olamaz. Mümkün değil. Mesela eğer mağma tabakasında patlama yoksa volkan olmaz. Fışkırma buradan olur. Mağma tabakasında kırmızı bir alev yoktur. Sipsiyah maden vardır. Nükleer bir çünkü reaksiyon. Volkandan tam çıkarken havaya temas edince veya bir yerinden hava temas edince o şey, maden kırmızıya dönüşür. İnsanın ağızdaki laf gibi. Bak boğazdan. Saldırganlık volkan demektir. İçerideki mağmadan haber veriyor. Yanıyor. Onun için düşmansız yaşayamaz. Ona da en büyük ceza eyvallah demeli. Yoksa ya abi nasıl diyeyim? O zaman sen de ona dahil olacaksın. Peki bunun çaresine iyilerle beraber olun. Bu tür insanlarla, hani bu tür konuşmaları yapanlarla beraber olduğunuz için bak bunları duyuyorsunuz. Ama yok mücadeleci bir ortama gitseniz bunu duymayacaksınız. Bir de mavilerden okusam. Onlar biraz ağır değil, fikir cihetiyle. Peki bir tanesini okuyayım. Peki. Tam orada atlıyordum. Bak bunu atlıyordum. Görüyor musun maviyi? Bak bir meydan.
Tamam, bunu peki okuyayım. Yani ağır değil ama biraz düşündürücü olsun hadi. Şüphe etmen onun olduğuna delildir. Çünkü şüphe iki tarafı gösterir. Şüphe etmen bir şeyden onun olmayan varlığını %50 var etmendir. Sözler 480'de nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yani pencereler açmak hiçbir cihette kar akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya vesiledir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adat-ı ecanibin istilası anında ve bidaların kesretti vaktinde ve dalaletin tahribatı engamında iştiyat nami ile kas-ı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarından muhariplerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e hiyanettir. Aynı kanun Risale-i Nur'un mesleğine ve meşrebine de caridir. Yani senin nurculukta hudutların net ve keskin olmalı. Sen nurcu musun? Haddın hududun net ve keskin olmalı. Sen hiç Kur'an'da gayri ciddi olguyu gördün mü? Yani bana öyle geliyor ki, zannediyorum ki, tahminim budur ki diye Allah böyle esnek bir ifadesi var mıdır? Her şey nettir. Hak batıl kesinlikle ayrılmıştır. O zaman esnek bir hayatımız olmamalı. Net olmalı. Ama dedim ya dokunun. Burası Almanya'dır. Bir bakıyoruz. Terbiyede, ailevi münasebetler, kendi davranışlarımızda hiç böyle Allah'ın kanunu olan tedibi biraz ikaz, şiddet ikazı yapmıyoruz. Onun için kişilik bozukluğu tipler meydana girmiş. Bakın bakalım ne hale gelmiş. Babamız bizi vurduğu zaman bir daire çizerdi. Kötü mü yapmış? Ben size vurun demiyorum ama Allah vurduğu bir şey de vurulmaz diyemeyen. Kavimleri helak eden Allah'tır. Depremleri yapan Allah'tır. Yerin dibine batıran Allah'tır. Şefkat tokatı vuran Allah'tır. Tokat vurulmaz diyen de sensin. Oldu mu yani? Hani Kur'an ta? Lütfen. Hayır baba. Rastladık bugün. Hayır baba. O baba. Sen adamın. Hayır. Hayır. Baba. Şimdi deve içeriye sokamıyorsun. Demedim mi ben sana çak ensesimi bazen? Yok. Allah çakıyor. Lut kavmini ben mi batırdım? Adana'nın tepesindeki o sipsiyah taşları ben mi yağdırdım? Kızıldeniz'e ben mi soktum? Yani insan olgunlaştırmanın yöntemi altıdır dedim. Hatırlarsınız dün akşam. Bir, Ebu Bekir, sadakat. İki, Ömer, çatma. Üç, ayna darlığını inkişaf ettirmek. Dört, ilim. Beş, Hasan, fedakarlık. Altı, Hüseyin, cihat. İnsan böyle olgunlaşır. Tedipsiz ne olgunlaşmış ki? Yani demire vurmadan demirin şekil aldığını kim görmüş? Bazen de görece kardeşim şamarı bilmeli. Vurma olmaz ama vurduğun zaman da onu unutmamalı, şamarı bilmeli. Ama diyeceksin ki abi nereden bahsediyorsun? Tamam kardeşim sen koyma cebine, at bana. Aynı kanun Risale-i Nur mesleğinde de meşru meşrebine de caridir. Yani sen nurculukta hudutların net ve keskin olma. Ben buyum arkadaş. Yalaka değilim. Böyle kaygan değilim. Bu budur. Olmalı. Sen hiç Kur'an'da gayri ciddi olguyu gördün mü? Hayır. Kur'an'da hak ve batıl keskin çizgilerle, hudutlarla çizilmiş. Sen de musamaha namı altındaki tuzaktan çık. Musamaha namı altındaki tuzaklara girmişiz. Tuzak bunlar. O da olur, o da olur. Acayip bir hale geldik yani. Koca adam olmuş çocuğun, 10-13-14 yaşında. Ha buraya koyamıyorsun ya. Ders bile yapamıyoruz yani.
Yani değil kendisine fayda, bizim faydamızı da alt üst ediyor. Bu yaptığımız muamele. Diyor ki, sen de Musama namı altındaki tuzaktan çık, İslamiyetin ve nurculuğu net olsun ve belli et. Kırmızı çizgilerin olsun. Olmayacak. Olması olmasın kardeş. Karun Harun meselesi. Lut kavminin. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Neydi oğlunun adı? Kenan. Bilmedi gemiye. İstisnadır. Genelde merhamettir. Bunlar istisna saydı. Ama sen bizde de istisna da yok ki ya. Bir olgu, bir şiddet olgusunu da görmeli. Yani bunu bilmesi lazım. Çizgileri net olsun. Onlar davalarından taviz verip sana musamah ile yanaşıyorlar mı? Yanaşmıyor da sen hayatından ve doğru anlayışından niye taviz vereceksin? Taviz vere vere şahsiyetimizi kaybettik ya. O adam mı düzeldi? Onlar mı düzeldi? Bu zamanda istikameti korumanın şartı duruşun çizgilerin netliğiyle mümkün olacaktır. Seni akrabanda gördüğü zaman bu budur desin. Ankebut suresinde geçiyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakıla vereceklerini mi sandılar? Bırakılı vereceklerini mi sandılar? Yani bırakılacaklarını mı sandılar? Her şeyden imtihan olacağız. Ne sert oldu, yumuşatalım. Kardeşim, görüyorum çocuklarınızda. Böyle çocuk büyütülmez. Ne Almandır, ne Türk. Abi sen sert git, biz iyilikten anlamıyoruz. Yok, vazgeçtim. Sesiniz kesildi. Filmler, diziler hislere hitap ettiği için canlı olup bir şey düşünemiyorsun. Yani filmi seyrederken film zevk versin diye filmin içine girmen lazım ki giriyorsun. Filmler, diziler hislere hitap ettiği için canlı olup bir şeyler düşünemiyorsun. Bu hislere dizi yerine cazip bir şey verebilirsen aynı neticeyi alırsın. Mesela bir hadise, bir peygamber kıssaları, bir sahnedeki bir cereyan eden bir hadise, olgu mesela direkt bir şey anlatırsan o kadar tesir etmiyor. Ama hadiselerle anlatmak lazım. Mesela benim gidip de gelen mi var diye pat diye verebilirim birkaç dakika. 5 dakikada en fazla bunun cevabını veririm. Belki 5 dakika bile sürmez. Ama bir senaryo... Konuşuyor musun sen abi ya? Efendim? Bazı Almanlarla konuşuyoruz, gidip geldiniz mi, gördünüz mü diyorlar. İşte o bak. Çok önemli ya, biz bazen tıkanıyoruz. Çok ders yaptım burada. Çok yaptım ben, Augsburg'da. Evet. Sen denk gelmedin. O zaman nurdersi.com'a gir. Gidip de gelen mi yaz. Gidip de gelen mi var. Hemen görürsün. Var o ders. 20 dakika. 20 dakika gider. Şimdi şey anlatacağım. Bu olayı anlatırken ben başıma geçen bir hadiseyle anlatıyorum. Bu sefer filmin içerisine sokuyor. Senaryo çiziliyor. Gaye fikir değil. Fikirleri hissiyat paketiyle verdik. Ve yaşanan bir hadise. Yaşanamış değil. Ama onu demeyip de yani yaşadığım o şekli anlatmayıp diğer fikirleri alsam, fikirler insan hissiz kavraması zordur. Yani his paketi bir senaryo, bir tiyatral, bir sinema gibi bir olayla içerisinde tiyatro senaryosu gibi onun içerisine koyup mesaj koyacaksın ki Kur'an'ın mitolojisi yani kullandığı yöntem bu. Nedir o? Peygamber kısaları. Susmayı becerebilmek ilim ile olur. Konuşmak ise hayvaniyet mertebesinin iktizası ile olur. Hayvaniyetindir. O da havlar yani. O da değişik şey yapıyor. Susabilmek ilim ile olur. Susmak cehalet ile olur. Konuşmak cehaletledir. Konuşmak cehalet. Susabilmek ilim iledir. Çünkü hep böyle susmak,
şuysa, değil mi? Susmak. Konuşmak gümüş ise susmak altındır. Değil mi? Ama çok sustum da çok susuyorsun diyorlar. Evet İsmail. Çok susunca da yalan söylemiyorlar. Hakikaten çok susuyorsun o zaman. Çok susunca da çok susuyorsun diyorlar. Doğru. O da mı yanlış o zaman? Çok susmak da yanlış. Niye? İfrat ve tefrit olması lazım. Nedir o? Kim, ne zamanla konuşacaksın? İlk önce kuralını söyleyeyim sonra ufaltacağım. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, siyak ve sibakına bakarak söylemek. Mesela ustadı misali, iki kelam, bir kelam iki kişiden suduruna, yani bir kelam, iki kişi söylüyor, bir o söylüyor, bir o söylüyor ama aynı kelam. Birisinin ilmine, birisinin cehaletine delildir. Çünkü ötekisi zamanını ve zemini, vaktini biliyor, tak koy yerine koyuyor, ilim oluyor. Ötekisi demesi gereken en sonu başta söylüyor, baştakini de sonra söylüyor. Vaktinde ve layıksa. Bakacaksın böyle adama, soru sordu. Cevap verilmeyi layıksa söyleyeceksin. Değilse demeyeceksin. Çünkü ona dememekle en büyük demektir. Çünkü en güçlü konuşmak susmak. Eşin için de mi aynısı olacak? Eşin de insandır da ondan. Mesela ne bileyim gelin kaynana olay olduğunda aramak daha zor da orada o zaman susmayı mı tercih edeceğiz? Eğer korku sana ümitsizlik veriyorsa bu korkudur. Eğer korku çocuğun annesinden yediği tokattan sana yine annesine sığınıyorsa buna haf denilir. Bu cinsten seni Allah'a götürüyorsa mahcup ettiği halde vicdanen sevgi vesile oluyor ve ümitsizliğe yol vermiyorsa buna haf denilir. Yani eğer bir şeyden korkuyor ondan ümitsizlik olmuyorsa bu haftır. Eğer korkuyorsan sana ümitsizlik veriyorsa bu korkudur. Haf kalbidir, korku aklidir veya vicdanidir. Vicdandaki his olabilir. Vicdandakine hissi haf denilir. Yani korku seni ümitsizliğe yeisi atmıyorsa o haftır. Korku ile haf arasındaki farkı söylemek için söyledim. Sana ümit veriyor, şevk veriyor, hatta bu bana bir şey diyor, bir konuşma aktır. Allah fiille konuşur. Böyle bizim insan gibi konuşmaz. Allah peygamberle konuşur. Allah peygamberle konuşur. Mevcudatla konuşur. Hadiselerle konuşur. Kelam da peygamberin ağzıyla konuşuyor. Ama direkt insanlara konuşma yöntemi hadiselerdir. Şefkat tokatıdır. Nasip eder, nasip etmez. Allah Kur'an'ında benden korkun başka şeylerden değil. Haşa ölüm nedir ki ölümden korkuyorsun? Ölüm Allah'ın fiilidir. Allah diyor ki benden korkun. Sen diyor ölümden korkuyorsun. Demek ki Allah'tan onun nispetle korkmuyoruz. Ölümü yorumlayamamışız. Ölüm zannettiğin şey bu ceset, bu ruh. Ruhu cesetten almaktır. Bu ölüm müdür? Ruhu kurtarmaktır. Bunu Azrail yapıyor. Ruh ölmüyor, ruh kurtuluyor. Ruhu öldüren günahlardır. Ruh günahlarla ölür. Ve ruh günahlarla ölüp cesede gömer. O zaman ruhun Azrail'i günahlar mıdır, Azrail midir? Ya Allah diyor ki benden korkun. Sen korkudan korkuyorsun. Sen ölümden korkuyorsun. Benden korkun diyor. Ölüm Allah değil ki aşağı. Allah'ın bir esmasıdır. Yuhyi, yumit. Allah'tan korkma nispetinde Allah korktuklarınızdan emin eder diyor. Başka bir rivayette Allah'ın dinini dert edinenin Allah derdini dert edinir. Üzerine alır diyor. Dertlerimi çekemiyorsam dini dert edilmemişim demektir.
Boşuna gelmemiş. Ben ev ev dolaşmış bu Almanya'da. Baktığımız zaman düze çıkıyor. Kadın düze çıkıyor. Veya adam düze çıkıyor. Diyorum ki senin ismin X, soy ismin İzmir Kur'an. Tamam hocam. Bak tamam diyorsun ama yapmayacaksın. Yapma. Senin ismin Y, soy ismin Risale-i Nur. Her gün bunları mutlaka okuyacaksın. Bak gene gelir. Gelecek sene veya 6 ay sonra bir geliyorum. Hocam sıkıntı var. Yaptın mı? Yok. Niye yapmadın? Niye? Hiç kusura bakma. Kim olursan ol, ilgilenmiyor. 10 defa değil mi diyecek abi? Bir defa ben sana bunu söyleyeyim. İlgilendin mi ilk önce sen? İlgilendim. Yaptın mı? Yaparsan ben de sana hizmetçi olurum. Eğer tasavvuruna hakim olamazsan en büyük bela insanın kendisi olur. İnsanın en büyük düşmanı hani nefis ve şeytandır. E nasıl girecek o? Düşüncelerinle giriyor. Onun yolu düşüncelerdir. İnsanın en büyük düşmanı düşüncelerdir. Ben kendi düşüncelerimden korkuyorum. Kendi düşüncelerimi devamlı kontrol altına almak istiyorum. Başkasıyla uğraşacak zamanım yok demeli. O zaman da kendisi kendisinden kaçar insan. Akıl jeneratör gibi elektrik üretir. Beş duygu vasıtasıyla dışarıdan gelen malzemeleri enerjiye dönüştürür. Bu enerjinin adı da histir. Yani jeneratöre mazot koyarsın, benzin koyarsın, elektrik imal eder. Göz malzeme atar jeneratöre. Kulak atar, burun atar, dil atar, el atar. Dokunma. Bu içeriye giren her şey ve son şeyim, daha okumayacağım. Son cümlemdir bu. İçeriye giren her şey, kah düşünceden, gözden, kah kulaktan ses, gözden renk ve şekil, kulaktan ses, burundan koku, dilden tat, dokunmadan dokunma, his yani. İçeriye giren her şey hayata ve ruha dönüşüyor. Hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Filmi kapattıktan sonra film orada kapanıyor. Televizyon veya video kapanıyor. Ama senin dimağında kapanmıyor. Yani orada kapanıyor. Burada kapanmıyor. Burada işliyor. İşlemeye devam ediyor. Depoluyor mu Hasan evet, abi? Evet depoluyor. Kâbi namazda, kâz zor durumunda, kadınlarda üzüllü günlerde onlar aktif olur. Erkeklerde yami bizde. Kameri ayların 13, 14, 15. günlerde daha çok dışarıya çıkar. En böyle moralin bozuk olduğu zaman tak diye hemen kendisini sana gösterir. Başlar sende. Allah Allah ya. Nereden geldi? Hiç yorumlayamazsın nereden bu geldi. Niye 13, 14, 15? Kameri günlerin ayın en yakın olduğu insanların hücreleriyle yıldızlar arası çekim alanıyla alakalı bu. Mesela şöyle diyeyim, ağaçların ilkbaharda suların ağacın tepesine çıkması, sonbaharda dibe inmesi, ayın ve yıldızların dünyaya çekim alanıyla alakalıdır. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hadisi var, ilkbaharda ve sonbaharda yani suyun, sıvının tepeye çıktığı, sonbaharlarda da sıvının dibe indiği, dönemlerde helak olursanız sebebi sizsiniz zira, hacamat veya sülük yaptırın diyor. Çünkü ağacın kökündeki suyu tepeye çıkaran güç, çekim yasası senin ayağın altındaki kanı kafana da çıkartacaktır. Beyin kanamaları daha çok o aylarda oluyor. İstatistiğe bakın. İlk baharda daha çok oluyor. Evet. Dolayısıyla İnsan mesela duruyorsun, başlıyor veya hep gülüyor. O insan 18 bin alemin hulasayı camiası olduğundan, çekirdek ağaca neyse, insan da 18 bin aleme böyledir. İmam-ı Gazali der ki, bu 18 bin alem kendisini sana ifade etmeyecek. Nasıl ifade edecek? Mesela Adem alemler adına celal tecellisi şöyle olur. Bu Kastamonu 8'de yazıyor.
Ne oldu ya, fiyakam değişti ya. Yok mu? Yoktu bir şey. Hiçbir şey yoktu, endişe etme. Celal ülkesi aktif oldu. Celal alemleriyle. Ha, o bir diyor, kabz ve bast aletleri var diyor. Seni yeis ve ümit hallerini yetiştirmek içindir. Yani bir anda fiyakan değişti mi? Kendinde suç arama. Ne oldu bana, ne kadar basit? Hayır. O alemin tesiri altındayım de. Kova burcundayım. Aslan burcundayım. Var yani böyle şey. Yani diş etkenlerde ara. Sende bir suç yok. Niye öz güvenini yok ediyorsun? Bende bir şey yok. Düzelemiyorum. Ya neyi düzelemiyorsun? Diş etkenlerin varlığında haberin var mı? Hava kapalı olunca senin için kapalı olmuyor. Moralin bozuk olmuyor. Senin ne varlık? Güneş açıldığı zaman of be ya. Vay be, ne kadar hoş demiyor musun? Ya bir bu hava. Ya alemin tesirini düşün. Alem alem ya. 18 bin alemiz. Her gün seni ziyaret ettiğini bilmiyor musun? 506 sözlerde 178 işaret-i cazda söylüyor. Bir geldim, buyurun. Başka bir gün yeni geldim sana misafir. E bir de sen demeyecek misin abi? Bir de sen gel de. İşte biz düşünerek, yaşayarak, fikrederek, insanlarla ilişkiler kurarak alemleri otomatik olarak aktif ediyoruz. Onlar da yadayı ziyaret ediyor. Yaşadığımız cinsten bize cevaplar geliyor. Anlıyor muyuz? Peki. Akşam okundu. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.